Hilmi yeter artık. Ha? Sen nereye geldin ya Sezai? Hilmi, ben oturuyordum lan, sen geldin. Ne diyeceksen de, oyalama beni. Hani böyle insan aşık olduğunda, gördüğü her çiçekte, baktığı her insanda aşığını görürmüş ya. Oho, bu lafın sonu iyiye gitmiyor ama hadi bakalım. Ben de böyle baktığım her yerde petrolü görüyorum Sezai. Mesela sen öleceksin, sonra fosil olacaksın. Binlerce yıl geçecek, sonra petrole dönüşeceksin. Ben yine para kazanacağım. Allah Allah. Sen ölmeyeceksin yani. Sanmam. Parası olan için her zaman bir çözüm bulunur ümidindeyim. Ümit fakirin işkencesidir. Zenginin yatırım planıdır. Sağlıkta çok iyi para var Sezai. Hilmi, senin keyfin yerinde anlaşılan, goy goy yapasın var. Ben hiç umutla değilim. Direkt sadede gel. Direkt. Dükkanını mükkanını bana satmak istiyorsun. Nereden anladın lan? Sezai, biz bu mahallede 40 kişiyiz. 40'ının da kalbi kırık kişiyiz. 39'unuz beni bilir. Ben de keyfime göre 39'unuzu bilirim. Bu kadar süre petrol bulduğunu bana söylemeyi şimdi söylediğine göre petrolden kurtulmak istiyorsun. Bunun yolu da petrol şeyhi Büyük Hilmi'den geçiyor. Da karşılığında ne istiyorsun köpek? Hilmi, benim abudemle barıştırlar. Biz zenginler her 10 yılda bir araya gelip bu sorunu çözmeye çalışırız. Seviyoruz, terk ediliyoruz, paramızla rezil oluyoruz. Bunun için workshoplar, sempozyumlar düzenliyoruz. Son 20 yılda biraz aşama kaydettik. Ama aşkı satın alacak para daha üretilemedi be Sezai. Hadi ya. Son 10 yılda biraz aşama kaydettik. Çözeceğiz Sezai. Hadi ya. Vallahi çözeceğiz ya. Ya hadi ya, hadi ya. Allah Allah. Ulan param ilk defa bir işe yaramadı. İtlik kendi ayağıyla geliyor. Bunu beklemiyordun değil mi? Hilmi kendine zarar verip parasına vermez diye düşünüyordu. Otur Şerif Taytis, otur. Konuşacaklarımız var. Canın yandı mı? Benden ne istiyorsun Hilmi? Dükkanını bana satacaksın. Benim dükkanımı ne Salih abiler, ne Sezai'ler istedi, satmadım. Sırf itlik olsun diye. Şimdi sana itlik yapmak dururken ne diye satayım? Bir de böyle düşün. Beni hiç tanımamışsın Hilmi, hiç. Şimdi hayatının en zor kararıyla karşı karşıyasın Şerif Taytis. Eğer ki dükkanı bana satmazsan sadece bana itlik yapmış olursun. Ama bana satarsan tüm mahalleye itlik yapmış olursun. Hadi bakalım, karar senin. İtliğini seç. Hiç bu kadar iki itlik arasından kalmamıştım lan. Hilmi şimdi ihaleyi büyütüyor. Bu senin dükkanın için ayırdığın para. Sen kararını geciktirdikçe vereceğin paralar da azalıyor. Bak. Tamam ulan tamam, satıyorum. Sana yapacağım itlik canını az yakar. Paran var sonuçta. Ama fakir dostlarımın petrolden başka çıkarları yok. Onların dünyaları yıkılır. Hayata küserler. Ver paramı. Yok ya. Hilmi paraları sokaktan toplamıyor Şerif Taytis. Hilmi parasını yakacak kadar salak değil. Bunlar bu ülkede geçerliliği olmayan hilmarlar. Ben senin paranı çoktan hesabına yatırdım. Demek başından beri seni tercih edeceğimi biliyordun ha. Şimdi daha çok sinirlendim zengin köpek. Seni çok iyi tanıyorum Şerif Taytis. Şimdi hedef Oğuzhan. Var yanı Anadolu çocuğu Sezai, var yanı Anadolu çocuğu.